Ligin bitişini kutlamak için düzenlenen bir mangal partisinde 1354 adet sucuk ekmek servis edilmiştir. Sucuk ekmek sayısını en yakın onla yuvarlayın. Şu sayıyı, yani 1354'ü şuraya tekrar bir yazayım. 1354. Basamak değerini hatırlıyor musunuz? Bu birler, bu onlar, bu yüzler ve bu da binler basamağı. Bizden sucuk ekmek sayısını en yakın onluğa yuvarlamamız istenmişti. Şimdi bir bakalım. Bizim 5 tane onluğumuz var ama sayıyı yuvarlamak için bundan bir küçük olan basamağa bakmamız lazım. Yani birler basamağına bakacağız. Birler basamağındaki rakam 4. Bu rakam 5'ten küçük olduğu için sayıyı yuvarlarken onlar basamağı değişmez. Birler basamağına 0 yazılır. Bu durumda bu sayıyı yuvarladığımızda 5 onluğumuz yine aynı şekilde kalır ve 1350 elde ederiz. Evet, sayıyı en yakın onluğa yuvarladık ve cevabı 1350 sucuk ekmek olarak bulduk. <laughs> Hadi bir tane daha örnek yapalım mı? Bu seferki sorumuz şöyle. Bir basketbol maçını izlemeye 8643 kişi gelmiştir. İzleyici sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayın. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Evet, bir bakalım. 8643. Bu sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlamak istiyoruz, öyle değil mi? Bunun için yüzler basamağının sağındaki basamaktaki yani onlar basamağındaki rakama bakıp bunun 5'ten büyük mü, küçük mü yoksa 5'e eşit mi olduğunu görmemiz lazım. Burada 4 var ve bu rakam 5'ten küçük olduğuna göre, bu sayıyı yuvarladığımızda da yüzler basamağını büyütmeyip olduğu gibi bırakmamız lazım. Yani bu sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 8600 elde ederiz. Cevabı da yazalım. 8600 kişi. <laughs> evet, hadi bir tane daha yapalım. Mutlu köyün nüfusu 87388 kişidir. Mutlu köyün nüfusunu en yakın binliğe yuvarlayın. Evet, 87388'i en yakın binliğe yuvarlayacağız. Bunu bir yazalım. Şimdi yine soruda yuvarlamamız istenen basamağın bir sağına bakacağız. Yani binler basamağının sağındaki yüzler basamağını inceleyeceğiz. Bu basamakta 3 var ve bu 5'ten küçük olduğuna göre binler basamağı yine değişmeyecek. 7 olarak kalacak ve bu durumda sayıyı en yakın binliğe yuvarladığımızda da 87.000 elde edeceğiz. Şu ana kadar gördüğümüz örneklerin hepsinde yuvarlarken incelediğimiz basamağın değeri 5'ten küçük olduğu için size bir de diğer türlü ne olduğunu göstermek istiyorum. Mesela bu sayı eğer 87.588 olsaydı ve yine en yakın binliğe yuvarlamak isteseydik Binler basamağının sağındaki basamakta bu sefer 5 var. Yani bu sefer 5 beş veya 5'ten büyük durumu söz konusu. Bu sefer durum böyle olduğu için, binler basamağı 1 artırılacak ve sayı 88 bin olacak. O halde ne yapıyormuşuz? Yuvarlama sorularında, bahsi geçen basamağın sağındaki basamaktaki rakama bakmamız gerekiyor. Bu rakam eğer 5'ten küçükse, basamağı olduğu gibi bırakacağız. Rakam 5 beş veya 5'ten büyükse de bahsi geçen basamağı 1 artıracağız. Anlaşıldı mı?